Siz de bir avukatsınız ve eski hakimsiniz Murat Bey. İlçe Seçim Kurulu'nun mahkeme kararını tanımamasını bir nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, aynı zamanda bir CHP'lisiniz, CHP Karşıyaka Meclis üyesisiniz. Özkan Başkan'ın çok önemli bir iddiası diyelim ya da öngörüsü diyelim. Bugün barolara bunları yapanlar yarın genel seçimleri ve yerel seçimleri yapmamayı da kendilerinde hak görürler. Biz buna teslim olmayacağız dedi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yarın seçimler yaptırılmaz mı? Genel seçimler. Bence bu toplantının iki tane büyük mesajı vardı, önemli mesajı vardı. Birincisi Özkan Başkan'ın söylediği bu mesaj ki ben de katılıyorum buna. Bu süreç içerisinde iktidar, siyasi iktidar seçimleri çeşitli bahanelerle yapılamayabileceğinin bir provasını yapıyor. O yüzden halkta, toplumsal hafızada seçimlerin yapılmayabileceği konusunda bir fikir oluşturmaya çalışıyor ki bence bu çok önemli ve çok tehlikeli. O yüzden Özkan Başkan'ın tespitine katılıyorum. Diğeri de önceki başkanlarımızdan Çetin Turan'ın tespiti. Barolar iktidarın borusu değildir, baroyla boruyu karıştırmayın dedi. Baronun ne demek olduğunu gerçekten ayırt etmiyorlar ve 15-20 yıllık siyasi iktidarlar baroları bu tavırlarla susturabileceklerini sanıyorlarsa büyük yanılgı içerisindeler ve kendileri de bu konuda çok ciddi zarar göreceklerdir. Bu yol yol değil onlar için. Bu yol çıkmaz yol. Bu yoldan dönmek zorundalar. Bu kaybedişin bir yansıması mı? Kaybettiklerinin? Ya siyasi iktidar kaybetmiştir aslında zaten. Seçimleri de kaybetmemeye çalışıyor. Siyasi iktidar toplumsal meşruiyetini kaybetmiştir. Siyasi iktidar hukuki meşruiyetini kaybetmiştir. Siyasi iktidar yargı sistemi içerisindeki etkisi ve baskısıyla devlet mekanizmasını kaybetmiştir aslında. Yani şu duygu yanlış. Seçimi yapmazlar. Yapsalar da kaybetmezler. Kaybetseler de gitmezler duygusu yanlış. Seçimi yaptıracaktır bu halk. Burası Anadolu. Ahmet Arif'in dediği gibi Havva Anan dünkü çocuk sayılır. Burası Anadolu. 15-20 yıllık bu iktidarın bu Anadolu'nun kodlarının içerisindeki yeri bir noktadan bile küçüktür. O yüzden o kadar da büyütmeyin gözünüzde. O zaman bu bahsettikleriniz yani sıradan yurttaş için baro seçimleri neden önemlidir sorusuna cevap oluyor mu? Yani sıradan yurttaş için... İki şey yüzünden önemli baro seçimleri yurttaş için. Birincisi barolar yargı sisteminin en önemli ayağıdır. Ve neden en önemli ayağıdır? Yargı sisteminin diğer iki ayağı olan savcılık makamı ve mahkeme, hakimlik makamı ne de olsa bürokratik bir mekanizmadır. Ama avukat bağımsızdır ve halkın yanındadır. Sizin avukatınızdır. Mahkeme devletin mahkemesidir. Hakim devletin çalışanıdır. Ama avukat sizin avukatınızdır. Benim avukatımdır. Avukatın bağımsızlığını ortadan kaldırmak, yargı sisteminin tamamen artık kilitlenmesi ve bürokratik bir mekanizma haline gelmesi anlamına gelir. Yargının hem demokratik meşruiyetini hem toplumsal meşruiyetini yok etmek anlamına gelir. Bu yüzden vatandaş için önemli ve ikincisi bugün baro seçimini yaptıramamanın yani bir meslek örgütüne, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütüne seçim yaptıramayanların yarın başka seçimleri yaptırmama konusundaki bir zemin olduğunu hatırlamak gerekir. Bu yüzden önemli yurttaş için. Baro seçimleri sadece baro başkanlarının, adayların, avukatların meselesi değil o yüzden. Hepimizin meselesi. O yüzden herkesin bu süreci takip etmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun.